Gitmen kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Birkaç gündür video yükleyemiyordum. Tabii ki de daha çok Twitter ve Telegram'da aktif olmaya çalışıyordum arkadaşlar. Yine bu videoyu izleyip de aramızda Telegram ve Twitter gruplarımı takip etmeyenler varsa Aşağıdaki linklerden bulabilirler arkadaşlar. Hem Twitter hem de Telegram linkleri aşağıda açıklamada yer almaktadır. Bu videomuzda arkadaşlar piyasanın genel bir analizine bakacağız. Piyasa neden düşüyor ve düşüşler bir alım fırsatı mı ve hangi coinlerde alım fırsatı var? Bu gibi sorular elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Tabii ki bir de Shiba analizi isteyen de çok oldu. Yine aynı şekilde videoda da Shiba kısmına da bir ayrıcalık getireceğim. Aynı şekilde videonun ortasında da arkadaşlar gerçekten de güzel bir fırsat olduğunu düşündüm tabii ki de daha önce bunu videolarında yapmıştım ama aranızda tabii ki izlemeyenler de olur. Günlük kazançlar elde edebileceğiniz çok güzel bir platform var. MXC hakkında yine o konuyu da bu videoda ele alacağım. Hızlı bir şekilde genel bir piyasanın durumuna bakmak istiyorum. Şu anda arkadaşlar Bitcoin baktığımızda 46 bin seviyelerine kadar geriledi. Hatta 46.000'in de bir aşağısına kadar da sarkmıştı. Ve ethereum ise 3900 dolarlarda seyrettiğini görüyorum. Aynı şekilde Avax, Matic gibi Koy neredeyse arkadaşlar yükselişler güzel bir şekilde devam ediyor. Daha önce de Matici yine 1.60 1.70 seviyelerinden söylemiştik. Neredeyse 2 dolar seviyelerinde baya bir aştı. Şu anda hani piyasanın düşüş olmasına rağmen Matic'de yine bir yükseliş görüyoruz. Bu da güzel bir şey. Kazançlarımız devam ediyor. Tabii ki arkadaşlar verdiğimiz coinlerde örnek veriyorum. Shiba ve benzeri coinlerde sizlere ben alımın Kademeli olarak yapılmasını söylemiştim ki her an her şey olabileceği makuldü. Yani çünkü piyasa bayağı bir yükselmişti. O yüzden de yine temkinli olmakta fayda vardı. Hemen Shiba'ya gelmek istiyorum. Shiba baktığımda arkadaşlar 0.31 seviyelerinde devam ediyor. Aslında çok da aşağılara kadar gerilemedi. Ama şöyle baktığımızda da piyasadaki volümün yani hacmin 1 milyar dolara kadar gerilediğini normalde baktığımızda günlük hacimlerde 35-40 milyar dolar seviyelerini görüyordu. Hatta Bitcoin'i bile aşmıştı arkadaşlar bir ara. Bu gerçekten de ciddi bir rakamdı Shiba için. Tabii ki Shiba'da yine ee, önemli haberlerin ilerleyen zamanlarda yani önümüzdeki 2-3 ay içerisinde arkadaşlar Shiba hakkında çok güzel gelişmeler olacak. Bu haberleri daha önceki videolarımda söylemiştim. Örnek veriyorum büyük bir sinema şirketi vardı ve bu şirketin 60 ile 120 gün arasında işleme koyacaklarını, Shiba'yı kabul edeceklerini söylemişti. Bu haberin yine yansıması medyaya aynı şekilde Shiba'da bir yükseliş getirecektir. Aynı şekilde diğer bir konu ise arkadaşlar Shiba'da yakın bekleniyor. Yani yakımında olması demek Shiba'yı yine değerlendirecektir. Ki bunun milyonlarca dolar yatırım yapan büyük balinaları da size önceki videolarımda açıklamıştım. Shiba o yüzden bizim için önemli. Bu videoda da yine ele almak istedim. Diğer bir konu ise arkadaşlar diğer coinlerde şöyle baktığımızda gerçekten de birçok coinde alım fırsatı var arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum Cardano adada yani adanın daha önce 3 dolar seviyelerini görmüştük. Adada tabii ki şu anda hiç haber yok bayağı bir sessiz. Adanın e, projelerinin ne kadar kaliteli ilerleyen zamanlara ne kadar dönük güzel bir e, planlar olduğunu hepsini açıklamıştık. O yüzden ada tarafında ben kendime biraz ekleme yapmıştım. Bunun gibi birçok coin var arkadaşlar. Eğer sizin de daha önceden ya ben bunu alamadım kaçırttım işte çok yükseldi dediğiniz coinlerde ciddi oranda spot alanında bakın spot alanında ciddi oranda gerilemeler olmuş. Bunları lütfen kendiniz araştırın. Yani ben burada yine birkaç tanesini de söylemek isterim. Tabii ki örnek veriyorum bir tanesi X tarafında da önemli haber ve gelişmeler var. Ada tarafında önemli haber ve gelişmeler var. Birçok coin'de örnek veriyorum. Daha önce arkadaşlar Neo. Neo'da da ciddi anlamda bir düşüş var. Neredeyse 130-140 dolar seviyelerini görmüştü. Şöyle hemen fiyatına onun da bakmak istiyorum. Neo'da da ciddi oranda bir gerileme olmuştu. Hemen onun da fiyatını sizlere burada göstermek isterim. Şu anda baktığımız arkadaşlar Neo'nun fiyatı da 25 dolar seviyelerinde ciddi anlamda da bir gerileme mevcut. Onu da sizlere burada belirtmek isterim. Tabii ki diğer bir konu ise arkadaşlar MXC. MXC borsasında günlük kazançlar nasıl elde edebilirim? Arkadaşlar şöyle elinizde öncelikle MXC token tutmanız gerekiyor. MXC token de şu anda 3 küsür dolarları daha önce görmüştü. 3.70 dolarlara kadar çıkmıştı. Şu anda da bir alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani fiyatı aşağıya sarkmıyor. Çünkü sağlam duruyor. Niye derseniz birçok fırsat var arkadaşlar. Launchpad kısmı var. Launchpad'lerden katılıyorsunuz. MX'lerini kitliyorsunuz. Bu MXC'leri kitledikten sonra daha sonra e, hesabınıza geri iade ediliyor. Bunu çok soran oluyor. Ve daha sonra arkadaşlar Kickstarter. Örnek veriyorum bir borsa listelemede sizden e, kendi elinizde tuttuğunuz MX'lerle oy vermenizi istiyor. Bu oy verdiğiniz karşılığında da size o token'den hediye gönderiyor. Örnek veriyorum 4-5 dolarlık gönderse bile arkadaşlar bu böyle 4-5X yapıyor. Yani burada 5 kere 5, 25-30 dolar. Yani en minimum. Yani elinizde 100-150 ve 200 MX'i tuttuğunuzda bu şekilde bir kazanç elde ediyorsunuz. Yani şu anda 30 dolarında dolar neredeyse 17 lira oldu. Çarptığımızda ciddi oranda bir para ediyor. Bunu da sizlere yine burada belirtmek isterim ki bunu çok yapan var arkadaşlar. Bunları yapanlardan biri de benim. Yine tabii ki bunu da çok kimse bilmiyor. Aşağıda referans linki bırakacağım. Bu linkten de üye olursanız arkadaşlar yine aynı şekilde birçok Fırsattan yararlıyorsunuz. Nasıl fırsatlar? Komisyon indirimi. MXC borsasının komisyonu biraz yüksektir. Bu komisyon indiriminden yararlanmak için o linkten üye olmanızı ve aynı şekilde de bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Ve birçok fırsat var arkadaşlar. Launchpad dedik. Daha sonra ödül merkezine geldiğimizde MX MD günleri var. Aynı şekilde kickstarter günleri var. Ve birçok ve mx DeFi bölgesi var. Burada da ciddi oranda bir epi oranları oluyor. Yine aynı şekilde buraya kitleyerek aynı şekilde yine kazanabiliyorsunuz arkadaşlar birçok coin'de. Yani 3-4 tane özelliği var. Elinizdeki MX'i tuttuğunuz miktara göre değişiyor. MX'i de söylemek gerekirse yakımlarına devam ediyorlar. Yani ayda neredeyse milyonlarca MX'i yakılıyor. Bu da arkadaşlar MX'inin ilerleyen zamanlarda çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.